Sivas İl Özel Genel Sekreteri Kadir Algın il genel meclis toplantısında konuştu. Algın rekora doğru gidiyoruz dedi. Evet, il genel sekreterliği rekora doğru gidiyor. Neden? Köyler, ilçeler, beldeler vesaire buralar il genel sekreterliğinin sorumluluğunda olan bir yer sevgili izleyenlerimiz. Ve bu bölgelerin yoluydu, kaldırımıydı, altyapısıydı, suyuydu, işte sağı solu her şeyi Sivas İl Özel İdaresi'nden sorumlu. Onların bütçesiyle, onların efendim gelen tabii ki paralarla ne oluyor? O bölgelerde çalışmalar, yatırımlar ve bu gibi çalışmalar yoğun bir şekilde yapılıyor. 2022 yılı yol, su, kanalizasyon çalışmalarında rekor yılı olacak deniliyor. Yani herhalde yıl sonuna doğru bu açıklamayı yapacaklar oldu denebilir. Çünkü 2022'yi geride bırakıyoruz. Köydes kapsamında ilimizde 140 milyon TL ödenek gönderildi. İyi paralar geliyor. Bu paralar doğru ve düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. İşte Köydes kapsamındaki iki defa toplamda 140 milyon TL ödeneğin aktarıldığına vurgu yapan Genel Sekreter Algın, bu tutar ilçe kaymakamlarımız ve il genel meclis üyelerimizle birlikte koordineli şekilde hazırlanarak yatırıma dönüştürüldü açıklamalarını yaptı. Yol çalışmalarına ağırlık verdiler. Evet, yol çok önemli, yol medeniyettir. 280 kilometre olan yol onarım programının fazlasıyla üstüne çıktıklarına da dikkat çekti ve rekora doğru gidiyoruz dedi. Bu yıl 1500 kilometrelik yol onarımı yapmış olacağız şeklinde açıklamalar yaptı meclis grup toplantısında. Başka neler söyledi Sayın Algın görüyoruz. Demiştik ki bu yıl 2022 yılını yol, su, kanalizasyonda bir rekor yılı olarak aslında yapacağız demiştik. Ve bu hedefe ulaşmaya da çok az kaldı. Onu çok samimiyetle söyleyebiliyorum. Şimdi biliyorsunuz bizim yatırım programımız 240 milyon TL şeklinde gerçekleşti. Bu zaten hem merkezde hem ilçelerde çalışmaları devam ediyor. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun bunun destekleriyle iki defa Köydes takviyesi yapıldı. Bir tanesi, küsur adlarını söylemiyorum, 82 milyon lira, diğeri 58 milyon lira. Bunu da ilçe kaymakamlarımız ve oradaki il genel meclis üyeleri ve hükümetlerle birlikte koordineli bir şekilde hazırlanarak uygulanmasına başladı ve birçoğu da sona doğru yaklaştı. Yine bununla birlikte biliyorsunuz il genel meclisimizin aldığı bir kararla da 100 milyon liralık bir borçlanma işimiz vardı. Burada da sezonun el verdiği müddetçe İl Bank tarafını sağ olsun Hakan Başkanımız zaten halletti. Sezonun el verdiği müddetçe biz bu borçlanmadan giden paraları da ilçelerimizin ve köylerimizin işlerinde kullanmaya başladık. Hala da kullanıyoruz, devam ediyoruz. Şimdi bu kaynaklar tabii çok kolay gelmiyor. Ben başta tekrar diyorum Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah razı olsun bu kaynakları başta tahsis eden o. Bakanlarımızdan, ilimizin milletvekillerinden, buradaki meclis üyelerimizden, mesai arkadaşlarımızdan hepsi çok yoğun bir sezon geçirdi. Biz burada yol yatırım programına özellikle ağırlık verdiğimizde örneğin rekorumuz neydi? Onarım programı. Onarım programında bugüne kadar İl Özel İdaresi'nde en yüksek yapılmış onarım programı 1280 kilometre onarım programı. Biz rekoru açıklayacağımız zaman 1500'de açıklamış olacağız. Yani bu sezon 1500 kilometrelik onarım yapmış oluyoruz. Elbette şunu düşünüyor olabilirsiniz. Onarım yapmak mı, yeni asfalt yapmak mı? Elbette yeni asfalt sıfırdan yapmak çok daha kaliteli bir iş ortaya çıkıyor ama bu bütçe nispetinde yapabileceğimiz bir iş oluyor. Ama biz en azından mevcut yolları iyileştirdik diyebiliyoruz. Birçoğunu iyileştirdik diyebiliyoruz. Yine su, içme suyu tesislerinde, kanalizasyonda, tarımsal hizmetlerde yaptığımız birçok projemiz var. Merkezin gerçekleşme oranı şu anda %814'te. Yani bu şu demek, 100 birim iş yapılması gerekirken 814 birim iş yapılmış. Aradaki 714 birim de bu söylediğimiz borçlanma, ek kaynaklar, hibeler vesaire bunlarla yapılan işler. Bunların içerisinden tabii şunu saymıyoruz. İlimizde yatırım yapan diğer kurum ve kuruluşlar da var. İşte karayolları var, DSİ var vesaire. Bunlarla da işbirliği halinde, onlar da taşın altına koyuyor, birçok yatırım onlarla da yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama burada tabii şu öz eleştiriyi kabul etmek lazım. Yapacak iş bitiyor mu? Yapacak iş. Bugün, yani dün bitmemişti, bugün de bitmeyecek, yarın da. İnsan olduğu müddetçe ihtiyaçlar sınırsız olacak ama kaynaklar sınırlı olacak. Marifet, sınırlı kaynaklarla sınırsız olan insan ihtiyaçlarını maksimum giderebilmek. O yüzden biz bunu yapabildiğimize, hem idare tarafı hem meclis tarafı yapabildiğimize inanıyoruz açıkçası. Şimdi bununla alakalı dediğim gibi yol su kanalizasyonu ağırlık verdi. Programların gerçekleşmesinde güzel bir oranı yine yakalıyoruz burada. Onu en son açıklayacağız. Tabii bildiğiniz gibi birçok ilçede de var.
bazı yerlerde de ihalelerde ödenek tamam, bütün yaklaşık maliyet, evraklar vesaire her şey tamam. Ama katılımcı istekli bulunamadığı için bazı ihalelerde gerçekleştirilemiyor. Yani aklıma geldi, şimdi İmran'da da örneğin iki tane yol var bununla alakalı. Koyhisar'da bir tane yol var. Gürün'de bir yer vardı, sonradan çözüldü. Şarkış'ta da var şimdi. O yüzden bazı yerlerde ödeneğiniz tamam olsa bile firmalar, işte ocağın uzak olması, ocağın işte yüksek birim fiyatları yüksek açıklaması vesaire gibi, bunların hepsini tek tek aşmaya çalışıyoruz ama önemli olan burada biz güzel bir işbirliği geçirdik. Yani açıkçası bizim için hem seçim öncesi olması sebebiyle yorulduk mu yorulduk. Yol şube ekiplerimiz bir tek herhalde iki hafta sonu mesai yaptı bütün yaz sezonunda. Yani onların emekleri çok büyük. Havaların en sıcak olduğu dönemde o asfaltla uğraştılar. Bütün mesai arkadaşlarımızın, biz mesai arkadaşı derken mesleğimizi de bunun içerisine katıyoruz. Hepsinin emekleri çok büyük. İşbirliği içerisinde güzel bir sezon geçirdik. Biz demiştik ki, duymuş olduğunuz gibi işbirliği içerisinde güzel bir zaman geçirdik diyor. 2022 yılı içerisinde çalışmalar hakkında bilgi verdi İl Genel Meclisi'nde. Algın rekora doğru gidiyoruz dedi. Özellikle asfalt konusu, yol çok önemli. Köylerin, ilçelerin, beldelerin yol konusu, altyapı çalışmalarının da yoğun bir şekilde yapıldığını, hatta ödeneğin üstünde çalışmalar da yapıldığı, bu yapılan açıklamalar içerisinde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. Biz de gündem konu başlıklarında yer alıyordu, ekranlara getirmiş olduk.